Acaba hani Pegasus yayınlarını suçlamak istiyorum şu anda kendimi değil. Acaba şömizde mi bir hata var? Herkesin kim yırtılıyor falan çünkü... Dırırın 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 dırırın. Buraya bir Samanyolu müziği istiyorum. Ben bunu can yayındayken yırttım. Bu diğer yerlerde çok yırtılacakmış gibi duruyor. Yani bayağı yırtılacakmış gibi duruyor. Çünkü kitabın çok ağır olduğunu unutarak şurasından çekmek gibi bir hataya düştüm. Burasından çektiğim için şuradan kitap ikiye ayrıldı ve ben bir şok içine bakıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena. Bugün bu videoyu çekmeye o kadar çok üşendim ki size anlatamam. Yani hiçbir videoyu çekmeye bu kadar çok üşenmemiştim. Zaten bir haftadır bu alışveriş videosunu hep erteliyorum. Yarın çekerim, yarın çekerim. Kameranın karşısına nasıl geçtim, nasıl hazırlandım gerçekten bilmiyorum. Zaten makyajım falan bir olmadı. Yüzüm siyah çıkıyor ya da ışıktan dolayı bilmiyorum. Ama gerçekten çok üşendim. Çok büyük zorluklarla çektim. Hani çekmeseydin o zaman diyenler çıkacak ama bu alışverişimi size göstermek zorundaydım. Ve bu arada Cemina'm yırtıldı. Sizlere ömür. Bunun nasıl olduğunu anlatacağım. Çok büyük bir acıydı. Ağladık, zırladık ama hepsini anlatacağım. Hemen olaya geçiyorum. Ben Bursa'ya gittikten sonra Bursa'da BKM'ye gezmiştik. Orada bir alışveriş yapmıştım. Hatta o alışverişin de videosunu çektim. Ne zaman gelecek bilmiyorum. Sadece paylaşması kaldı aslında. Editledi falan her şeyini yaptım. O videoda kitaplar aldım aslında ama sonra BKM'nin sitesinde çok büyük indirimler görünce kendimi kitap almadan durduramadım. Aslında Pegasus yayınlarından gelmesini beklediğim kitaplar vardı. Pegasus yayınları kendisi bana kitap gönderiyor. Ama fuarlardan dolayı çok yoğunlardı ve bir türlü kitap gönderemediler ve ben, bakın Cemina'yı değil, Gül ve Hançer'i çok merak ettiğim için ve hani özleminden yandığım için tamam göndermeyin ben BKM'den alıyorum dedim ve BKM'den Pegasus yayınları aldım. 10 kitaplık bir alışveriş yaptım. Sonra Pegasus yayınlarını aldıktan 2 gün sonra da ben bir yayın evinin sosyal medyasında işe başladım freelance olarak uzaktan. Ve bu işe başladığım yer hakkında hani defter tutmak istiyordum. O yüzden de defter alışveriş yapacaktım. BKM'ye girdim, elimi verdim, kolumu kopardılar. Defter alayım, kalem alayım derken bir bakmışım 4 tane daha kitap almışım. Orada da bir 100 liralık alışveriş yapmışım. Anlayacağınız battım. Evet, battım gerçekten. Ama kendime çok güzel kitaplar aldım. İlk önce yaptığım Pegasus yayınları alışverişini göstereyim. Pegasus yayınlarından neler aldım? Cemina'm nasıl yırtıldı? Cemina'mı nasıl yırtabilirim? Ve ne kadar ağladığımı falan da en son anlatacağım. Hemen yaptığım alışverişi gösteriyorum. Ve defterimle kalemim mükemmel ya. Onu en son göstereceğim galiba. Çok mükemmel bir defter aldım. Çok güzel. Size ilk önce alışverişe başlama sebebimi göstereyim. Acayip karanlık çıkıyorum. Benim tenim zenci değil yani. Aslında elimle yüzüm aynı renk normalde. Neden böyle çıkıyor bilmiyorum. Bu ışığı ayarlamaya çalışacağım sonradan. Benim tek derdim Gül ve Hançer almaktı. Ben Gül ve Hançer'in ilk kitabı Gazap ve Şafak'a aşık olmuştum. En sevdiğim uyarlama kitabı. Net söylüyorum. Binbir Gece Masallarının uyarlama ve serinin ikinci kitabı ve son kitabı. Devamı gelmeyecek diye biliyorum. Bunu Irmak söyledi bana. Gül ve Hançer'i aldım. Ya ben o kadar çok merak ediyorum ki hatta Cemina'dan daha da çok merak ediyorum. Cemina'da Illuminae'in ikinci kitabı. Gül ve Hançer alışveriş yapmama sebep olan kitaptır. Bununla başladım. Bunu da göstereyim. Etiket fiyatı gördüğünüz gibi 49.90 acı veriyor. Acı veriyor yeni baştan kitap alması. Neyse link şurada laptopum vardı. Laptopumu size niye gösterdim bilmiyorum. Linki bırakacağım altına. Aldığım fiyatlarını falan hepsini görebilirsiniz. BKM linkini alta bırakıyorum. Daha sonra 10 tane kitap aldıktan sonra yani bir 9 tane aldıktan sonra of Moyes'in kitabı da inceymiş az sayfalı. Biraz daha ucuz zaten alayım diye ekledim. Aslında ben Moyes okumayı çok seviyorum. Tek kişilik Paris seyahati kitabını aldım. Yeni çıktı. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ben çok karanlık çıkıyorum ya. Neyse. Ben aldım. İlk önce Vahşi kitabını aldım. Aslında ben bu kitabı hiç merak etmiyordum. Sansun Siyanay Kitap Fuarı'nda Ezgi Türlü. Athena'nın güncesi. Belki takip ediyorsunuzdur. Bilmiyorum. Blogger kendisi. Bu kitabın yazarların hepsini neredeyse okumuş, çok çok seviyormuş ve Pegasus yayınlarından çıktığını duyunca nerede falan diye çığlıklar atıyordu Siyanar'da. Herkes arıyor Ezgi standa Vahşi geldi falan diye. Ben de sırf Ezgi'nin tepkilerinden, merakından ve heyecanından ve sinep atmasından dolayı aldım. Yani merak ediyorum, inşallah okuyacağım. Bu ay büyük ihtimalle kitap okuyamayacağım, sınavlarım var. Ama Haziran'a doğru zaten yaz geliyor, 3 hafta sonra okulum bitiyor. O zaman okuyabileceğimi düşünüyorum. Bugün yarın aldım. Dün bugün yarın aslında zerre merak etmiyorum. Bakın net olayım yani gerçekten merak etmiyorum. Ama sırf şu isim için aldım. Görüyor musunuz?
Ölmek için 13 Sebep kitabının yazarı için aldım. Kendisini çok çok seviyorum. Hatta bana seninle tanıştığıma çok memnun oldum dediği bir videosu var. Onu da izlemediyseniz şuraya buraya bırakırım. Belki de bırakmayabilirim, aşağıya da bırakabilirim. Çok çok tatlı bir adam. Sırf onun için aldım kitabı. İnşallah güzel bir kitaptır. Hani tamam, azıcık merak ediyorum. Çok az merak ediyorum. Az önce zerre merak etmiyorum demiş olabilirim. Yani merak etmediğim kitaba niye para vereyim? Sağ olsun her kitabı 50 liraya çıkardığı için Pegasus Yener ya da 40 liraya. Aldım. İnşallah güzeldir. Senin için aldım Jay. Jay Usher koleksiyoncusunu aldım. Ben bunu Siyanay Kitap Fuarı'na Pegasus Yayınları'na çalışırken çok çok merak ediyordum. Bu şekilde. Bu yazar da bayağı popüler. Çok çok seviliyor. Bunu post-it yorumlardan Aslı okudu. O da blogger. Takip ediyorsunuzdur belki. Full bloggerlara göre kitap almışım fark ettiyseniz. Bayağı bayağı sevmişti. Zaten bu yazarın diğer kitaplarını da okumuş. Yazarın kendisini çok seviyor ve göz koleksiyoncusunu bayağı bayağı sevdiğini söyledi. Pegasus Yayınları'ndan da birileri de önermişti. Ben çok merak ediyordum. Hani almayı bir türlü fırsat bulamamıştım. Hazır Gül ve Hançerli Cemina'yı alırken de güzel bir Pegasus Yayınları listesi oluşturmuştum. Bunları da aldım. Psikolojik gerilim türü. Daha sonra burada Kristal Kilise var. Bunu sadece Aslı okudu galiba yine pozitif yorumlardan. Ama aslında onun yorumuna göre değil. Siyanar'da ben çalışırken böyle kitapların arkasını falan çok inceliyordum. Hani boş zamanlarımızda kitaba falan bakıyorduk ve Siyanar İstanbul Kitap Fuarı bomboştu. Ve bu kitabı da listeme eklemiştim zaten. Çok çok merak ettiğim kitaplardan biriydi. Siyanar'da alamadım, fırsat bulamadım. Ama bu alışverişimde BKM'den aldığım için çok çok mutluyum. Yine böyle psikolojik gerilim tarzında bu iki kitabı aldım. Bir de şu meşhur çöp adam var. Göstereyim. Kapağının tasarımına bayılıyorum. Kapağında gördüyseniz tebeşir izleri falan var böyle beyazlı beyazlı. İlk bu standa geldiğinde Siyanay Kitap Fuarı'nda ben bunu şey zannettim, hani leke zannettim, şu beyaz izleri falan arkasında da var. Meğersem sırf hani kitabında böyle tebeşirle yazıldığı için kapağındakiler böyle model olsun diye yapmışlar falan. Bayağı merak ediyorum, bayağı övülüyor. Zaten böyle hani başlasak mı başlamasak mı, hadi Siyanay Kitap Fuarı devam ederken bu kitabı okuyalım falan diye standta Emirhan, Nihal, ben konuşuyorduk. Bayağı merak ettiğim kitaplardan biri. Bu da psikolojik gerilim tarzında korku dolu bir kitap. Kristin Hannah'tan bir kitap aldım. Yeni çıktı. Bin Ömrüm Olsa, bu şekilde görüyorsunuz. Ben zaten Hannah okumayı çok seviyorum. Hannah kitapları gerçekten çok tatlı oluyor. Aslında evde okumadım, bir 4 kitabı falan var ama yine de işte hani para çıkmışken cebimden tam çıksın diyerek böyle büyük bir alışveriş yapmak istedim. Bin Ömrüm Olsa'yı aldım. Zaten beni biliyorsunuz yani, evde okunmamış daha 250 kitabım varken hala kitap alıp duruyorum. Bunu ama okuyacağım inşallah. Haziran ayına aktardım. Çünkü Mayıs ayının son 2 haftası her gün 2'şer tane olmak suretiyle, hatta bir gün 3 tane var. 11 tane sınavım var. Onlara çalışacağım. Bir de Ramazan falan geliyor. Yani okuyabileceğimi açıkçası zannetmiyorum. Kalın bir roman okuyabileceğimi zannetmiyorum. Kitap yine okurum. Bu yüzden de bu kitabı aldım. Bu da Haziran'a kalacak inşallah. Ama Kristin Hannah çok seviyorum. Eğer Hannah hiç okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Geriye kalanı aldım. Bu tasarımıyla, yurt dışındaki popülerliğiyle ve yurt dışındaki bloggerları ben çok fazla takip ediyorum. Onlar çok fazla paylaşıyorlardı. Ve bundan dolayı baya baya merak ettim. Çok tatlı bir kitap. Çizimleri mükemmel. İçinde böyle çok tatlı şey diyorlar bunlara. Ben telaffuz ederken iğrençleşiyorum. Ne diyorlar? İllüstratör. Evet. Bunlara bayılıyorum, bu çizimlere. İllüstrasyon da İşte söyleyemiyorum, dilim dönmüyor. Bayılıyorum. Baya baya güzel yapmışlar. Yani verdiğim parayı da hak ediyordur inşallah. Kendisini de okuyacağım ve yorumunu büyük ihtimalle hem burada hem de Instagram'da göreceksiniz. Çok heyecanlıyım bu kitap için. Trilyonlar ödediğim. Yani trilyonlar diyorum. Kendi fiyatı 70 ama BKM'de 43,5-44 gibi bir fiyata sahip. Cemina. Dırırın 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 dırırın. Buraya bir samanyolu müziği istiyorum. Resmen İlli Müney'in ikinci kitabı olan Cemine, bu çok popüler olan bayağı bir kalın, yani 700 sayfalık bir kitap, kolum ağrıyor şu anda. Ben bunu Can yayındayken yırttım. Nasıl yırttım bunu da anlatacağım ama kolum ağrıyor şu anda, gösteremeyeceğim. Ama nasıl yırttığımı da göstermem gerekiyor. Şurayı yırttım arkadaşlar. Şimdi şöyle,
Benim dün akşam canım çok sıkılıyordu. Dedim ki bir tane canlı yayın açayım, hani takipçilerimle sohbet edeyim. Tüm alışverişimi göstermesem de Cemina'nın içini göstereyim böyle. Hani Cemina'yı tanıtıyorum falan. Ondan sonra Cemina'yı gösteriyorum size böyle. Sayfalarını açtım. Ay ne kadar güzel sayfalar var falan diye anlatıyorum ve hani herkes yayında şunu yazıyor. Çok güzel, çok güzel. Ay inanamıyorum içi böyle miymiş, mükemmel falan. Herkes bu yorumlarla dolduruyor altı. Sonra ben böyle hani gösterdim. En arkaya geldim. Kitap aynen şöyle kaldı, tamam mı? Kitap aynen böyle kaldı ve ben kitabın çok ağır olduğunu unutarak şurasından çekmek gibi bir hataya düştüm. Burasından çektiğim için şuradan kitap ikiye ayrıldı ve ben bir şok içine bakıyorum. Tabii şu an ayrılmasını göremiyorsunuz. Buna ben hemen bantladım. Şey diyorum, Cemina şu anda yoğun bakımda arkadaşlar falan. Hemen oradan açtık bir Müslüm Gürses sigara. Daha sonra Ahmet Kaya, siz benim neler çektiğimi nasıl bileceksiniz falan. Sözleri bu şekilde değildi bu arada, uydurdum. Şarkıları dinliyoruz falan. Bir yandan hani çok komik, arkada o müzik falan. Ben canlı yayın yapıyorum. Bakın şu şekilde görebilirsiniz. Gördünüz mü? Şurası beyaz. Burası normal. Çünkü burası böyle boydan boya yırtıldı. Ve canlı yayında herkes şey dedi. Benim de Cemina'm yırtıldı. Benim de Cemina'm yırtıldı falan. Hani acaba hani Pegasus yayınlarını suçlamak istiyorum şu anda. Kendimi değil. Acaba şömizde mi bir hata var? Herkesin kimi yırtılıyor falan. Çünkü bu diğer yerlerde çok yırtılacakmış gibi duruyor. Yani bayağı yırtılacakmış gibi duruyor. Çok korkuyorum. İnşallah yırtılmaz. Yani okurken şömizini çıkarıp, buna şömiz diyoruz bu arada, bunu çıkarıp sadece kendisiyle bakacağım. Bu arada Cemina'nın dışını da göstereyim. Bayağı kalın bir kitap. Ya şimdi fiyat performans açısını falan konuşursak bu işin içinden çıkamayız. Çünkü şu an çok büyük bir linç kampanyası başlattılar Pegasus'a. Hani fiyatları çok pahalı diye. Gerçekten pahalı. Hani bunun hakkında ne düşünüyorum? Şu an anlatmayacağım. Bu saatlerce konuşabilecek başka bir videoda anlatılmalı. Ama yine de pahalı yani. Bunu bilin ama çok kalın bir kitap ve gerçekten çok güzel tasarlanmış. Yırtılması beni çok üzdü ama yapabilecek hiçbir şeyim yok. Bu benim ilk alışverişimde. Pegasus yayınlarından bunu aldıktan sonra kargom geldi ve ben tekrardan sipariş verdim. Tek bahanem defter ve kalemdi. Defter ve kalemi sipariş verirken yanına 4 kitap daha ekledim. Gerçekten BKM kitapta çok güzel indirim vardı. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Belli bir TL üzerinde alırsanız Zweig'ın kitapları bedavaya geliyor ve anneler gününü özel kampanya yapmışlardı. 75 TL ve üzeri alışverişlerde Everest yayınlarının yeni çıkmış kitapları 1 TL'ydi. Ya Ahmet, Ümit, Elif Şafak'ın yeni çıkmış kitapları 1 TL'ydi. Çok çok ucuzdu. Ben ilk alışverişimde, Pegasus yayınları alışverişimde bu kampanya yoktu. Bu arada alışverişim 3 günde geldi. Kapıda ödeme kullanmıyorum ben, kartla ödüyorum. Kapıda ödeme var ama Türkiye'nin her yerine ve 5 TL sadece. Şu kalem geldi. Bu mobil uygulamadan alışveriş yapanlara hediye geliyor. Bana Zinya Çiçeği geldi. Bu şekilde gösteriyorum. Bu bir kalem arkadaşlar. Ama arkasında tohum var görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde bu kalemi şunu çıkarayım şöyle. Bu kalemi bu şekilde toprağa saplıyorsunuz ve tohum oradan açıp böyle bu kalemin etrafında çiçek açıyor. Çok merak ediyorum. Bunun zinya çiçeği benimki. Başka çiçekler de var. Hani istediğiniz çiçeği alabilirsiniz. Bu bedavaya geliyor ama şey, uygulamadan alışveriş yapanlar ve ben tabii ki de uygulamayı kullanıyorum en rahatı. Hiç internet sitesiyle uğraşmıyorum. Baya güzel. Bu tohumu da sırf size göstermek için ekmedim. Yoksa şurada arkadaşımın, oda arkadaşımın toprağı var. Ona ekeceğim. Birinci alışverişimde bu mobil uygulama özelliğini kullandım. İkinci alışverişimde de Elif Şafak'ın bedava kitabı özelliğini kullandım. Onu da hemen gösteriyorum. Kitaplar şurada. Biliyorsunuz ki İtaki yayınları bilim kurgu klasikleri çıkarıyor arkadaşlar. Bende de bunun neredeyse koleksiyonu var. Ondan fazla kitabı var. Beni Instagram'dan takip edenler ya da kitaplığıma bakmış olan kişiler görür. Bende olmayan son zamanlarda çıkmış kitaplarını almak istedim. İlk önce anlatış kitabını aldım. Bu şekilde görüyorsunuz. Bu bilim kurgu klasiklerin 25. kitabıymış. Daha sonra burada Dünyalar Savaşı'nı aldım. Bu baya popüler. Zaten bu yazarın kendisi de çok çok popüler. Bu da bilim kurgu klasiklerin 29. kitabıymış. Ve aynı zamanda burada Yenilmez kitabını aldım. Bu da bilim kurgu klasiklerin 28. kitabı. Görmüş olduğunuz gibi İtaki yayınlarından 3 tane bilim kurgu klasiği aldım. Ya yazın herhalde, geçen yazın da bilim kurgu klasiklerini okuyacağımı söylüyordum. Okumamıştım. Bu yaz inşallah okuyacağım. Resmen bir sene geçmiş ya. Defter ve kalem de aldım. Hepsi 93
TL'ye tuttu, hatta 92 TL'ye tuttu. 75 TL üzerine 1 TL kampanyası vardı ve Elif Şafak'ın yeni çıkan Sanma Ki Yalnızsın kitabını sadece 1 TL'ye aldım. Normal fiyatı 27-25 falan, ben onu düz hesap 30 diyeceğim. 30 TL'lik kitabı 1 TL'ye getirdim. 1 TL ve anneme hediye almak yerine Anneler Günü özel indirimini kendim için kullandım. Merak ettiğim kitaplardan biri, böyle küçük küçük hikayelerin, denemelerin bulunduğu bir kitapmış. Bunu da okuyacağım inşallah. Sonra asıl sebebim, yani bkmkitap.com'a girme sebebim defterdi. Defterimi de göstereyim ya, çok güzel değil mi? Nedense bayıldım. Bir kere bkmkitap.com sitesine bunu telsiz olarak koymuş. Ben telsiz bir defter geleceğini bekliyordum. Defterin linkini aşağıya bırakırım daha rahat bulabilmeniz için. Bu şey defter markasının, 2 F'le yazılan defter markasının Flamingo Flowers serisinden. Bir kere orada telsiz gösteriyorlar. Ben telsiz bir defter geleceğim. Terli geldi. Rahatsız etmedi beni ve orada defterin çizgisiz olduğunu söylüyordu. Ama defter çizgili geldi. Benim işime geldi. Ben çizgisiz olduğu için üzülüyordum. Ama aslında defter çizgiliymiş ve içim rahat etti. Çizgisiz deftere yamuk yumuk yazmakla uğraşamazdım çünkü. Bu şekilde çizgili defterim geldi. Bu da 14 lira falan normal fiyatı. BKM fiyatını şu anda unuttum. Gerçekten unuttum. Ama çok güzel. Şimdiden yazdım bu arada. İçini yeni işim için kullandım. Daha sonra o deftere uygun kalemler buldum. Kalemleri de kullandım bu arada, çıkardım. Şöyle bir kutunun içinde görmüş olduğunuz gibi 3 tane kalem var. Bu pahalıydı. 34 lira falan da hatırladığım kadarıyla. Şu şekilde. Üçlüydü böyle. Ben tabii kullandım. Hemen çıkarıyorum. Bunlar böyle çok ağır. Metal. Bayağı ağırlar görmüş olduğunuz gibi. Şuradan çeviriyorsunuz. Kalemin ucu çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. 3 tane. Bu renklerde ve siyah tükenmez bir şekilde yazıyor. Pilot şeklinde değil yani, şey akmıyor. Bu şekilde ve defterimle çok uyum sağladığını düşünüyorum. Bunu kullanıyorum. Bayağı bayıldım. Çok çok hoşuma gitti. Sürekli böyle bakıp bakıp duruyorum. Diyorum ki hani defterime artık yazacak bir şeyler bulsam da deftere bir şeyler yazsam. İlk başta deftere yazmaya kıyamadım. Sonra da çılgınlık yapıp yazdım. Kalemlerime bayıldım. Bunlar geldi. Ayraçlarımı göstereyim. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi BKM ayraçları klasik, kargo, garanti belgesi. BKM'den çok memnun kalıyorum. Gerçekten mükemmel bir site. Eğer hani BKM'nin sıkıntısı şu, bazen çok geç gönderebiliyor. Onun nedeni de şeymiş ya, ben BKM'ye gittiğimde konuşmuştum kendileriyle. Hani bazen 10 gün, bir hafta kargo çıkarmadığınız oluyor diye. Ama şöyle bir şey diyor, hani biz onları yayın evinden getirtmeye çalışıyoruz. Bazen istedikleri kitap bulunmayan bir kitap oluyor. Ya da biz diyor hani depo şeklinde değiliz, mağaza şeklindeyiz. Ve mağazamızda da o kişinin istediği kitap şu anda satış halinde. Ve satış halinde olduğu için ya şu an gelen müşteriye vereceğim o kitabı ya da kargolayıp diğer kişiye göndereceğim. Bu iki kişi arasında çok kararsız kalıp böyle kitap karmaşası olabiliyor. Ve ben mağazadan gidip bunu kendi rafımdan alıyorum. Yani bir depom yok. Kitaplar böyle üst üste rahat rahat sayım yapabileceğim bir şey yok. Büyük bir kargaşa var. Yani site ve mağaza birbirinden çok farklı ama sitenin ürünlerini mağazadan aldığınız için hani beklemek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü yayın evinden kargo temini bekliyoruz ve bu yüzden bazen bir haftayı buluyor dediler. Aceleniz yoksa BKM'den söyleyin derim. İndirimi çok mükemmel. Kapıda ödemesi, her şey harika. Ama aceleniz varsa böyle çok hızlı gönderen siteler de var. İsterseniz onları da tavsiye edebilirim. Onlara da bakabilirsiniz. Aldıklarım bu kadardı. Toplu bir şekilde nasıl göstereyim? Geldim. Bir dakika. Aşağılama takıldı. Bu şekilde aldığım kitaplar düşecek. Çok ağır. Böyle aldığım kitapların hepsi burada. Sizleri kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.